Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli dostlar, Sivas Müftülüğümüze bağlı Aile Dini ve Aile Dini Rehberlik Büromuzun öncülüğünde gerçekleştirmeye çalıştığımız programımıza hoş geldiniz. Cenab-ı Hak birlikteliğimizi hakkımızda hayırlara vesile eylesin inşallah. Cenab-ı Hak vaktimizi bereketli eylesin. Rızası için bir araya gelişimiz vesilesiyle Mevlamız hatalarımızı, kusurlarımızı, günahlarımızı affı mağfiret eylesin inşallah. Bir cuma akşamı kıymetli bir zaman diliminde birlikteyiz. Nasip olursa ailemizle ilgili önemli bir konuyu gündemimize alıp çok değerli bir hocamızın engin bilgisinden istifade etmeye çalışacağız nasip olursa. İstiyorum değerli dostlar. Aile Dini Rehberlik Büromuz Ailede Tasarruf Bilinci başlıklı bir program düzenlediler. Programımıza da Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet İşleri uzmanlarımızdan çok kıymetli Ramazan Dağlı Hocam İnşallah teşrif edecekler. Kıymetli hocam hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk muhterem hocam. Değerli hocam iyisiniz inşallah. Allah'a binlerce sonsuz hamdü senalar olsun. Sizler de iyisiniz inşallah. Allah razı olsun hocam. Rabbim sağlık, afiyet lütfeylesin inşallah. Ben sohbetimizin başında bir teşekkürle başlamak istiyorum. Kıymetli zamanınızı ayırdınız. İnşallah müstefid olmayı murad ediyoruz. Ailede tasarruf bilinci gibi önemli bir konuyla inşallah birlikte olacağız. Kıymetli hocam vaktimizi daha böyle dikkatli değerlendirme adına hiç vakit kaybetmeden ben programımızı başlatmak istiyorum. Hemen yine sözlerimin başında Sivas'ımızın Güzide Radyolarından Radyo Hilal'de bu programımızın canlı yayınlandığını da ifade etmek istiyorum, belirtmek istiyorum. Kıymetli hocam, ailede tasarruf bilinci tabiri caizse biz anlamaya çalıştığımız kavramları zıttı ile birlikte değerlendirip daha böyle dikkatli bir anlamaya, kapı aralamaya çalışırız. Tasarruf deyince gönlümüze düşen ilk kavram malumunuz kıymetli hocam israf kavramı. Eğer müsaadeniz olursa şuradan başlamak istiyorum. Rabbimizin kelamı açısından, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şerifleri açısından önce bir israf nedir, ne değildir? Bunun bir adını, yöntemini, sınırlarını inşallah çizmeye gayret edelim. Daha sonrasında inşallah ilerleyen sohbetimizin ilerleyen aşamalarında aile özelinde tasarruf yapabileceğimiz konular, başlıklar nelerdir? Bunlara devam edelim istiyorum kıymetli hocam. İsraf nedir? Kur'an ve sünnet perspektifinden bu konuda bir giriş yapmış olalım inşallah. Buyurun kıymetli hocam. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Öncelikle bizleri yoktan var eden, bize sayısız nimetler lütfeden Allahu Zülcelal'e hamdü senalar olsun. Peygamberimiz, rehberimiz, en güzel ahlak sahibi, şefaatimiz Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselama da sonsuz salat ve selam olsun. Kıymetli hocam, Sivas Müftülüğümüzün kıymetli personelini selamların en güzeliyle selamlıyorum. Muhabbetlerimi iletiyorum. Bu yayının hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Sizlere de ben teşekkür ediyorum. Zira Sivas'taki kardeşlerimizle, dostlarımızla buluşturdunuz. Allah sizlerden de razı olsun. Cümlemizden de. Malum insan, Fatih Hocam, insan sosyal bir varlıktır. Bir aile içinde dünyaya gelir. Anne, baba, kardeşler onu şekillendirir. Onun için ailede alınan eğitim çok önemlidir. Yani bir tasarruf bilinci, israfın zararı, israfın fert ve topluma verdiği sıkıntılar nelerdir? Bunların çok iyi öğrenilmesi ve öğretilmesi lazım. Bu anlamda
Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Fatih Hocam dört ayrı noktada israfı görüyoruz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerine zaten geçeceğiz. Ama işe Kur'an ile başlayacak olursak, birincisi bazı ayetlerde tevhidin zıttı olan küfür, şirk, haddi aşma olarak israfla ifade ediliyor. Allah korusun, yani firavunlaşma, nemrutlaşma, alemlerin Rabbi olan Allah'ı tanımayıp küfre sapma düşüncesi Kur'an'ın ifadesiyle bir israftır. Peki israf nedir dersek aslında nedir? Haddi aşmaktır. Nimetleri yerli yerince kullanmamaktır. Kişinin aklını, vicdanını, imanını Allah'ın ve Resulünün istediği ölçüde kullanmadığı yerde bir israf vardır. Bu anlamda da kişi, fert, alemlerin Rabbini unutur da başka bir varlığa yönelir ise işte bu tevhidin zıttı olan küfre düşme, şirke düşme dediğimiz imansızlık kısacası, ateizm mesela bugün, değil mi? Yani ateist birçok insan maalesef var. Bunlar israf olarak Kur'an-ı Kerim'de ifade edilir. Bir de Zümer suresinde örneğini görüyoruz. Kişinin günaha dalarak, yani bir anlamda imanı var ama günahı var. O günahların içerisinde kendisine kötülük yapması. Günah kirleri biliyorsunuz öncelikle gözü, kalbi, insanın iç dünyasını karartır. Bu günahlar insanı Allah korusun cehenneme kadar götürür. Kime karşı isyan içerisindedir insan? Allah'a karşı. Onun için Zümer suresinde ey haddi aşan kullarım Allah'ın rahmetinden ümidinizi de kesmeyin diyor Cenab-ı Hak. Yani burada haddi aşmamak lazım. Üçüncüsü de bazı helalleri haram görmek veya Allah korusun haksız yere bir insanı öldürmek gibi bir fiil de Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle israf kelimesiyle anlamlandırılmış. Bir önemlisi de bizim genelde toplumda kabul gören israf deyince Fatih Hocam malı yerli yerinde harcamama olarak değerlendiriyoruz. Yani bu dördüncü maddede. Yani işte yiyiniz, içiniz, kulû ve şerbû ve lâ tusrifû innehu lâ yuhibbul musrifîn ayetini sık sık okuruz değil mi? Yiyiniz, içiniz, israf etmeyiniz. Yani dördüncü anlam Kur'an-ı Kerim'de ise yemede, içmede Allah'ın verdiği imkanları yersiz bir şekilde harcamak, bunların Rabbimizin rızasına uygun tüketmemek, kısacası malı savurup saçıp savurmak anlamında kullanılıyor. Şimdi Kur'an-ı Mübin'e baktığımız zaman bu dört kavram çerçevesi içerisinde mümin öncelikle kendisine sahip olacak. Aklını kullanacak, Allah'ın verdiği hiçbir nimeti küçümsemeyecek ve o nimetlere şükrederek, hamd ederek o nimet sahibinin yüceliğini gönül dünyasında hep canlı tutarak, şükrederek nimetleri yerli yerinde kullanacak. Hani Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Rabbul Alemin Furkan Suresi 67. ayeti kerimesinde Bismillah وَالَّذ۪ينَ اِذَا اَنْفَقُوا. Burada kim ifade edilen? Kamil, muttaki, Allah'tan korkan, Allah'a karşı saygılı olan müminler tarif ediliyor. اِذَا اَنْفَقُوا, infak ettiklerinde, yani Allah için verdiklerinde لَمْ يُسْرِفُوا, israf etmezler. Ya hocam israf var mı verişte? Her şeyde denge önemlidir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam mesela malımın tümünü vereyim diyen bir sahabeye hayır demiştir. Burada ne vardır? Ölçülü olmak vardır. وَلَمْ يَقْتُرُوا. Aynı zamanda cimrilik de etmez o müminler. Peki nasıl davranır? وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا. Bu ikisi ortasında bir yol tutar. Yani خَيْرُ الْاُمُورُ اَوْسَتُهَا diye sık sık bizlerin tekrar ettiği bir hadis-i şerif var. İşlerin en hayırlısı nedir? Orta yolda olmaktır. Şimdi peki ne zaman israf ve cimrilik
arasında bir denge kurulur denilirse, Allahu Zülcelal'in Habibi Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselama bakacağız. O nasıl davranmışsa biz de onun yürüdüğü yolda yürüyeceğiz. Aynı zamanda Fatih Hocam müsaade edersen bir ayeti kerimeyi daha hatırladık. Bismillah. وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّب۪يلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذ۪يرًا. Akrabaya, yoksula, yolda kalmış yolcuya haklarını ver diyor Kur'an. Ancak وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذ۪يرًا. Fakat saçıp savurma. اِنَّ الْمُبَذِّر۪ينَ كَانُوا اِخْوَانَ الشَّيَاط۪ينَ. Yani saçıp savuranlar, Allah'ın verdiği nimetleri hakkıyla değerlendirmeyen kimseler kimdir? İhvane şeyatin, şeytanların kardeşleridir. Ve kâne şeytanu li rabbihi kafura. Şeytan ise Rabbine karşı çok nankörlük yapmıştır. Hani Kur'an-ı Kerim'de insan psikolojisinden bahsedilirken innel insane li rabbihi lekenud ayetinde hatırlamamız lazım. İnsan Rabbine karşı nankördür. Bu nankörlük Fatih Hocam nerede başlar? İşte israfta başlar. Eğer biz Allah'ın verdiği bedeni Allah yolunda kullanmaz isek, Allah'ın verdiği aklı Allah'ı bulmada, onun bize lütfettiği nimetlere şükür yolunda kullanmaz isek, gözlerimizle güzele, hayra, Kur'an'a, kainattaki o mükemmel dengeye bakmaz isek, yanlışa yönelirsek, işte ne başlıyor? İsraf başlıyor. Ve bu tür davranışlara da Kur'an-ı Mübin ihvane şeyatin ifadesiyle, yani şeytanın kardeşleri ifadesiyle müminleri uyarıyor. Zaten Yüce Kitabımız Kur'an'ın sık sık uyardığı önemli bir mesaj nedir? Şeytanı terk etmek, şeytanın adımlarının peşinde gitmemek. İnnehu aduvvun mübin diye ifade edilen şeytanı taşlayıp, niye? Eûzu billahi mineşşeytanirracim diyoruz değil mi sık sık? Allah'ım senin rahmetinden kovulmuş olan şeytanın şerrinden, onun bizi yanlışa yönlendirmesinden, saptırmasından, şükürsüzlüğü duygusu aşılamasından sana sığınırız diyerek şeytandan uzaklaşıyoruz. Allah bizi şeytandan uzak eylesin. Neslimizi ve nefsimizi de hakikaten muhafaza eylesin. Bu noktada bir başka ayeti kerimede de hemen malen vereyim. Zaten devamıdır İsra suresinde. Elini boynuna asma, yani cimrilik yapma. Onu da büsbütün açıp saçıp savurma. Sonra kınanır, kaybettiklerinin hasretini çekersin. Mesela birinden bahsederler Fatih Hocam. Böyle coşmuş bir yerde, ne kadar mal varlığı var ise vakfetmiş. Arkasından da tabii sıkıntılar başlayınca, vah benim şu kadar malım vardı, işte benim imkanlarım vardı diye dizini dövmeye başlamış. Bak Kur'an bunu da reddediyor. Niye? Bir kere bir Müslüman kendi ihtiyaçlarını karşılayacak malını yanında tutacak. Çoluğunun çocuğunun hakkını yanında tutacak. Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in sahabe efendimize öğrettiği, yanılmıyorsam Sa'd bin Ebi Vakkas'a öğrettiği ölçü, üçte birinden fazlası olmayacak. İşte burada ölçü dengeyi muhafazadır. Aslında Kur'an bize her noktada dengeyi öğretiyor Fatih Hocam. Biz dengeyi bozduğumuzda, Allah'ın nimetlerini yerli yerince kullanmadığımızda ne başlıyor? İsraf başlıyor. Yani israf tek kelimeyle nedir dersek, haddi aşmaktır, sınırları aşmaktır, nimetin kadrini bilmemektir. Nimet verene karşı bir şükürsüzlüktür ve nimetin boş yerlerde harcanması neticesinde ciddi anlamda bir vebal ve sorumluluktur. Allahu Zülcelal bu şuuru kazanabilmeyi, ailede çocuklara bu şuuru verebilmeyi hepimize nasip eylesin. Bu sorunuzu şu hadisle tamamlamak istiyorum müsaadenizle. Anılmıyorsa israf demek. Ses geliyor mu muhterem hocam?
Sesim geliyor mu size? Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki kulu ve tasaddaku velbesu fi kapılmayınız. Yani gurur ve kibire kapılmayınız buyurarak Efendimiz bir denge insanı, denge Müslümanı olmayı bizlere öğretiyor. Hocam buyurun, söz sizdedir. Estağfurullah hocam. Aslında sözün akışına çok müdahale etmek istemiyorum kıymetli hocam. Ama izleyicilerimizin dikkatini şu noktaya çekmek arzusuyla müdahil olmak istedim. Anladığımız kadarıyla israf kelimesi bizim inanç boyutumuzu da, ibadet boyutumuzu da, ahlaki boyutumuzu da ilgilendiren, işte bahsettiğiniz üzere ayet-i kerimelerde işaret buyurulduğu üzere infak ruhuyla veya cimrilik gibi cömertlikle cimrilik arasında dengeyi gözetmemize varıncaya kadar birçok kavramla iç içe geçmiş, sarmaş dolaş olmuş bir kavram. Kişisel boyutta bu çizdiğiniz tablo özelinden kıymetli hocam, güncel meseleleri değerlendirmemiz gerekirse, yani günümüzde itikattaki sapmalar, ameli konudaki aşırılıklar veya gevşekliklerimiz, ahlaki konudaki zaaflarımızla ilgili, malumunuz zor bir dönemde yaşıyoruz. Yani hem ekonomik yönden hem böyle salgınlarla mücadele ettiğimiz efendim birçok doğru veya hakikatin birbirine karışma durumunun sıklıkla meydana geldiği bir dönemde yaşıyoruz. Burada Kur'an-ı Kerim ve sünnet-i seniyye açısından o itidalli, beyne zâlike kavâma ifadesindeki, yani gerçekten ne yaptığını bilerek bu orta yolu koruyabilme, güçlü kılabilme adına neler yapılabilir? Bu aşırılıklarımız veya eksikliklerimiz nasıl telafi edilebilir, tedavi edilebilir? Biraz da buradan devam etmek isterim kıymetli hocam. Hocam ses konusunda herhalde bir sıkıntı var. Kıymetli hocam, ben sizi duyuyorum ama. Yani sizin sesinizde tahmin ediyorum bir sıkıntı var. Daha doğrusu mesajları da görüyorum, uyarıları da görüyorum. Bir dikkat alırsanız sevinirim. Tamam hocam, ben hemen mikrofon takayım müsaadenizle. Kıymetli hocam, şu anda sesimiz nasıl acaba? Ben şu anda iyi duyuyorum. İyi oldu. Tamam hocam. Benimle alakalı bir sıkıntı var mı? Yok, ben sonuna kadar açtım sesi. Yok hocam. Tamam. Hocam ben de mikrofonumu takmış oldum şu an. Kardeşim diyor ki... Tamam. Tamam, mesajları gördüm. İzleyen kardeşlerimiz sesiniz şu anda iyi geliyor diyorlar. Bütün kardeşlerim Allah razı olsun. Selamlıyorum. Razı olsun. Allah razı olsun. Şimdi muhterem kardeşim, muhterem hocam, Fatih hocam. İsraf noktasında israfa götüren sebepleri iyi tahlil etmemiz lazım. Bunlara giriş yapacağım sonra, biraz sonra, ama özellikle Kur'an-ı Mübin'in ve sünnetin belirlediği yolda yürüme konusunda nelerde biz israf yapıyoruz? Mesela kullukta israf. Ne demek kullukta israf? Allah'ın emirlerinin dışına çıkılan her yerde israf vardır. Hatta özellikle yanıma aldım ki unutmayayım diye, Süfyan-ı Sevri'yi bilirsiniz. Siz tasavvufta da doktora yapıyorsunuz. Süfyan-ı Sevri Hazretleri çok büyük bir insan. Diyor ki israf az da olsa Allah'a itaatın dışında harcadığın her şeydir diyor. Bak, müthiş bir ifade. Allah'a itaatın dışında harcadığın her şey, ister bu nefesin olsun, ister paran olsun, ister vaktin olsun, yani kullukta israf etmemek lazım. Bu noktada varlıklar içerisinde en üstün olarak yaratılmış insanın kullukta samimi olması lazım.
kalbin israfı nedir dersek, kalpte de mi israf olur diyeceksin. Allah'ın nazar ettiği, bakınız Kudüs-i Hadis'in ifadesiyle, hiçbir yere sığmam ama mümin kulumun kalbine sığarım diye mümine bir değer verilen o müminin kalbinin başka şeylerle meşgul olması. İşte masivayı terk diyoruz ya, dünya sevgisinden, makam, mevki sevgisinden arınıp kelime-i tevhidi, la ilahe illallah'ı buraya yerleştirmek gerçek anlamda imandır. İşte bir mümin diyor, kalbini başka sevgilerle doldurursa kalben israf içerisindedir. Allah kalplerimizi yanlışa sevk etmesin. Onun için Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in duasını hatırlayalım. Ya mukallibel kulub, sabbit kalbi ala dinik. Ey kalpleri halden hale çeviren Allah'ım, kalbimi dinin üzerine sabit kıl. Ha demek ki Allah Allah hocam, israfta kalpte mi önemli? Tabii ki önemli. Yani bunlar manevi anlamda dikkat etmemiz gereken hususlar. Yine hocam çok önemli bir konu, muhabbet ve sevgide de israf olmayacak. Yani ne demek muhabbet ve sevgide? Şimdi bizi izleyen, dinleyen kardeşlerimiz diyecek ki buradaki israf nedir? Önce en çok kimi seveceğiz? Allah'ı seveceğiz. Resulünü seveceğiz. Anne babamızı seveceğiz. Allah korusun, herhangi bir sevgi, bu makam olabilir, bu başka bir insan olabilir, Allah'ın, Resulünün önüne geçerse, işte sevgide de ne yaptık? İsraf ettik demektir. Müminin sevgisi öncelikle Allah'a olacak. Mümin Resulünü sevecek. Mümin dünya hayatına gelmemize vesile olan, anne babaya karşı olan sevgi olacak. Yine mümin kendisine ilim öğreten, kendisine hak ve hakikati öğreten hocasını, alimi sevecek. Yani bu noktada muhabbette ve sevgide de israf edilmemeli. Yani önceliği yerine koymak dersek, dengeyi muhafaza, işte Allah'ı çokça sevmek, Resulünü sevmek, ana babaya hürmet ve saygı içerisinde onlara karşı muhabbet duymak nedir? Kalpte muhabbetin yerleşmesidir. Aynı zamanda muhterem hocam, nefeslerin israfı. Yani Allah'ın bize verdiği her bir nefesin hesabını vereceğiz. Hani ayet-i kerimeyi hatırlarsak, ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ اِذِنْ عَنِ النَّعِيمِ. O gün her türlü nimetlerden bir bir hesaba çekileceksiniz. Muhterem Fatih hocam, bizim ailede en büyük eksikliklerimizden birisi de şu: çocuklara şükür duygusunu veremiyoruz. Bakınız, eğitimcilerimiz şikayetçi, okulda öğretmen şikayetçi, toplumda insanlarımız şikayetçi. Kimden? Çocuklarımızdan. Ya Allah aşkına, bu çocuklar gökten inmedi, yerden çıkmadı. Bu çocuklar bizim çocuklarımız. Eğer biz ailede şükür duygusunu veremezsek, hamd etme, şükretme, bu nimetlerin gerçek sahibinin Allah olduğunu, nimeti önemsemenin gereğini çocuklarımıza öğretemezsek, tasarrufu da öğretemeyiz. Bakınız, öyle bir dönem yaşıyoruz ki Fatih hocam, anne baba her türlü imkanı çocuğa vermekle iyilik yaptığını zannediyor. Çocuk en son model telefonu alıyor, en pahalı ayakkabıyı giyiyor, en iyi bisiklete biniyor, 18 yaşını doldurduğu zaman arabasının altına alıyor. Doyumsuz bir nesil yetiştiriyoruz. Şükürsüz bir nesil yetiştiriyoruz. Bu nimetleri Allah'ın verdiğini bilmesi, Allah'a şükretmesi. Onun için bakınız, Peygamberimiz Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam sofraya Allah'ın ismiyle oturmayı, bakınız bu ailede çok önemli. Şimdi aileyi konuşuyoruz biz. Ailede tasarruf bilincinin, israf bilincinin oluşması için Efendimiz'e bakmamız lazım. Sofraya oturduğumuzda besmeleyle oturmamız lazım. Kalkarken de hamd ederek, şükrederek, o nimetleri veren Allah'ı gönül dünyamızda canlı tutarak ve o nimetlerin artacağını düşünerek, o nimetleri bulamayan insanlarla da bu nimetleri paylaşmayı öğreterek. Bu da çok önemli.
Yani sadece yiyip içmek, şükretmek yetmiyor. Nimetleri de paylaşmak o nimetlerin artmasına vesile oluyor. İşte buradan nefeslerin israfı nedir dersen, Allah-u Zülcelal bize verdiği ömrün tümünden dolayı bizi hesaba çekecek mi? Çekecek, amenna. Ve insanın en çok aldandığı nedir? Değil mi? Muhakkak kürsülerde bu hadis-i şerifi çok okudunuz. Ni'metani mağdunun fihima kathirun minen nas. Es-sihhatu vel ferah. İki büyük nimet vardır ki insanlar bu konuda aldanıyorlar. Biri sağlık, ki pandemi sürecinde herkes sağlığın ne olduğunu çok daha iyi anladı. Diğeri de vakit. Vakit nimeti elden gittikten sonra o vakti geri getirme şansımız yok. Onun için Allah-u Zülcelal'in vermiş olduğu vakti Allah'ın rızasına uygun şekilde tüketebilmek de aynı zamanda tasarruf demektir. Bunun yanında hayrın israfı. Hocam, hayırda da mı israf olur? Bir Müslüman hayır yaptığı zaman karşısındakini Allah korusun küçümserse, yani bizim Anadolu tabiriyle başa kakma veya yaptığı hayırla övünme, karşısındakini küçümseme gibi bir yanlışlığa düşerse, al sana bir israf çeşidi daha karşımıza çıktı. Bu anlamda şöyle diyeceğiz. Biz emanetin emanetçisiyiz. Yani bütün mal, mülk, servet ne varsa Allah'ın bize bir emanetidir. Bu emaneti dağıtıyoruz. Yani aslında malın ve mülkün gerçek sahibi Allah'tır. Bana emanet etti, ben de sana veriyorum. Şuuru içerisinde hareket etmek gerekir. Yine Allah korusun samimiyet ve ihlasta da israf olabilir. Ne demek? Yani bir mümin yaptığı ibadette, bu namaz olsun, oruç olsun, Kur'an okuma olsun, hayır hasenat olsun, kısacası tüm ibadetlerde Allah'ın rızasını değil de Allah korusun kulların alkışını düşünürse işte bitti. Ya o zaman biz çocuklarımıza ailede neyi öğreteceğiz? İbadetler Allah içindir, hayır hasenat Allah içindir ve yapılan bütün ibadetlerin karşılığında sevabı verecek olan da Allah'tır diyeceğiz. Burada iki konuyu daha ifade ederek sohbetimize inşallah devam edelim. Aklın israfı da çok önemli bir konu. Ne demek akıl? Allah'ın bize verdiği en büyük nimetlerden biri de akıldır. Biz bu aklı Allah'a yönelmede, Allah'ı bulmada, Allah'ın yüce kudretini anlamada, onun indirdiği Kur'an'ı okuyarak tefekkür etmede kullanmaz da, o aklı Allah korusun yanlış yollarda kullanırsak, insanları aldatmada. Bakınız, birçok insan kısa sürede nasıl zengin olabilirim derdi içerisinde ürettiği malda ihanet yapıyor. Efendim, yaptığı binada yanlışlıklar neticesinde ufak bir depremde bir sürü insanın hayatına mal oluyor. Bu da israftır işte. Bu da aklın israfıdır. Yani Allah'ın verdiği aklı Allah yolunda değil de nefsin ve şeytanın yolunda kullanırsa kişi aklını da israf etmiştir. Allah da bu aklı israf etmekten dolayı tabii ki hesaba çekecektir. Burada söyleyeceğim bir noktayla toparlamak istiyorum bu kısmı. Bir de lisanın israfı. Yani konuşmamız, dil. Allah bize bir dil vermiş. Biz Allah'ın razı olacağı cümleleri değil de İşte insanları güldürmek, gereksiz, anlamsız şakalarla insanları boş işlerle meşgul etmek veya Allah korusun dedikodusunu yapmak, insanları çekiştirmek, insanlar hakkında zanda bulunmak, onu dile dökmek ve insanları dilimizle iğnelemek ve incitmek. Bu da dilin israfıdır, lisanın israfıdır. Oysa وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ O kamil müminler, o gerçekten cenneti, cennetül firdevsi hak edecek müminlerin bir vasfı da nedir? Boş işi ve boş sözü terk ederler. Yani ailede anne ve baba gıybeti, bir başkası hakkındaki zannı, kötü sözü terk edecek ki ailedeki çocuk şunu öğrenecek.
Bizim annemiz ve babamız yaşayarak örnek olmak çok önemlidir. Kimse hakkında kötü söz söylemiyor, kimsenin gıybetini yapmıyor, kimseyi incitecek bir kelime ağzından çıkmıyor. Ben de öyle olmalıyım. Ama eğer anne ve baba diline hakim olmayıp da Allah'ın verdiği dil nimetini, çok özür dileyerek söylüyorum, küfürle, gıybetle, zanla, kötü kelimelerle kirletirse, çocuklar aynı bir kamera gibidir hocam. Kamera nasıl ki gördüğünü alıyor ise, çocuk da gördüğünü, yaşadığını ailede alacaktır. Ve neticesinde bizim iman ehli olması gereken diline, eline, beline, diline sahip olması gereken çocuklarımız, toplumda bir başkasına küfreden, bir başkasının gıybetini yapan, bir başkasını inciten insanlar haline geldiği zaman işte sana israftır. Bu noktada aile fertlerinin örnek olması gerekiyor. Yani Allah'ın verdiği her bir nimeti Allah'ın rızasına uygun şekilde kullanmak işte tasarruftur hocam. Ailede tasarruf bilincidir. Evet. Yani sadece tasarruf bilinci şu değil. Oraya da gireyim kısaca. İşte akıttığımız suyu hesabını verecek miyiz? Vereceğiz. Yani aile fertleri olarak Allah'ın verdiği nimetler içerisinde işte kullandığımız elektriği, kullandığımız suyu, kullandığımız havayı, her türlü nimeti yerli yerince kullanıp israf etmemek de tasarruf bilinci içerisindedir. Yani mesela hem ilkokullarda dahi çocuklarımıza hatırlatılıyor ama ne hikmetse bu konuda da çok başarılı olamadık. İşte nedir o? Bir diş fırçalarken dahi diyor musluğunu açık tutma. Şu kadar su kaybı. Bakınız artık kuraklık dönemleri yaşıyoruz. Yani ülkenin suya ihtiyacı var. Ülkenin enerjiye ihtiyacı var. Yani hiçbir şeyi israf edemeyiz. Bugün bu konuyla ilgili hazırlık yaparken Fatih Hocam şunu gördüm. Türkiye'de tüketilen ekmek o kadar çok fazla israf ediliyor ki. Yani her yıl 500 tane okul yapabiliyorsunuz. Efendim bu 200 tane hastane demektir. Yüzlerce kilometre yol demektir. Fakirin fukaranın hakkını biz çöpe atarak tüketirsek Allah bunu sormaz mı? Yani ben öyle diyorum. Dünyadaki nimetler ne Afrika'da açlıktan ölen çocuk olur, ne Yemen'de açlıktan bağıra bağıra ölen çocuk olur, ne Arakan'da insanlar gözyaş içerisinde kalır. İnsanlık bugün ciddi bir imtihandan geçiyor. Nedir o imtihan? İşte o eğitimsizliğin, bu çok önemli, eğitimsizliğin modern dayatmalar, nedir o? Kapitalist sistemin sürekli modayı aşılayarak işte giyimde, yemede, içmede israf. Hocam bir örnek vereyim. Bu çok önemli bir örnek. 5 yıldızlı otele gidiyor. İşte nedir? Açık büfe. Ben açık büfeleri hiç İslami görmüyorum. Açık büfe dediğimiz olay tamamen Allah korusun israfa yönelik. Yığı tabaklara, efendim yemiyor, çöpe atılıyor. Ya bir Müslüman yemeğini çöpe atamaz, ekmeğini çöpe atamaz. Dünyadaki insanların ihtiyaçlarını gidermesi gerekirken çöpe atan bir Müslüman düşünemeyiz. Hatta söylediğin zaman ne diyor biliyor musun? Seni ne ilgilendiriyor? Parasını ben verdim diyor. Yani o otele para vermekle sanki israf etme hakkını cebine koyuyor. Ey Müslüman! Ey Müslüman bak şunu iyi anla. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh'a uğramış. Ben Sa'd'ı çok severim. Sahabe efendilerimizin her biri ayrı bir güzelliktedir. Allah onların şefaatine bizleri nail eylesin. Allah Resulü Sa'd'ı o kadar seviyor ki Uhud'da at ey Sa'd, anam babam sana feda olsun diyecek kadar seviyor. Mekke'de biliyorsunuz hac sonrasında Sa'd hastalanıyor. Artık demek ki gönlüne ölüm düştü ki gözyaşları içerisinde ya Resulallah siz beni burada bırakıp da Medine'ye mi döneceksiniz? Ben ölüyorum. Efendimiz ona şu müjdeyi veriyor. Ey Sa'd, Allah senin elinle ülkeler fethedecek. Ve İran'ın fethinde Sa'd bin Ebi Vakkas büyük bir kumandan. İşte Sa'd'a uğramıştır. Biraz belki olayı uzattım ama Sa'd
radıyallahu anh abdest alırken suyu biraz fazla kullanıyor. Efendimiz, ey Sa'd, bu ne israftır diyor. Bu ne israftır diyor. Bakınız, buradan bütün Müslümanların ders çıkartması, bütün insanlığın ders çıkartması lazım Fatih Hocam. Bu ne israftır. Sa'd bin Ebi Vakkas çok samimi bir şekilde, ey Allah'ın Resulü, yani ibadette de mi israf olur? Ben işte abdest alıyorum. Evet, ibadette de israf olur. Hatta bir nehir kenarında abdest alsan bile israf etmeyeceksin. Biz böyle bir peygamberin sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti olarak yemede, içmede, giyimde, kuşamda, işte bütün hareketlerimizde Allah'a hesap verme şuuru içerisinde israftan kaçınacağız ve israfı terk edeceğiz. İşte Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh'in şahsında bütün insanlığa verilen mesaj şu: Allah'ın size verdiği nimetleri tüketmeyin. O nimetler aslında sizden sonraki kimselerin de emanetidir. Biz çevreyi kirletemeyiz. Çevrede israf yapamayız. Biz bu çevreyi çocuklarımızdan, torunlarımızdan emanet aldık. Biz havayı kirletirsek, biz atmosferi kirletirsek, biz israf ederek zararlı gazlarla yaşanmaz bir dünyayı işte nesillere bırakırsak, Allah bunun da hesabını bizden sorar hocam. Onun için Sa'd bin Ebi Vakkas'a verilen mesaja dikkat etmemiz lazım. Buyurun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Kıymetli hocam, uzun yıllar Almanya'da yurtdışı görevinde bulundunuz. Benim de yaşadığım bir olayı paylaşmak istiyorum müsaadenizle. Tabii, memnun. Orada gençlerimize bir 40 hadis yarışması düzenlemek istedik. Derneğimizle, oradaki arkadaşlarımızla. Çocuklarımıza bir takım vaatlerde bulunduk. Dedik işte birinciliği kazanan yavrumuza işte falanca bir marka bir tablet hediye edelim. İşte filancaya şöyle pahalı bir marka telefon hediye edelim. Falancaya bisiklet verelim. Çocuklardan bize çok fazla bir sağlıklı dönüş olmadı. Çünkü çocuklar artık bütün bu saydığımız nimetlere doymuşlar. pek dikkatlerini çekmedi. Biz de dedik madem böyle bir maddi doyum var, manevi ödüllerden bahsedelim. Efendimiz Aleyhisselam'ın işte kim hadis-i şeriflerimden 40 tanesini ezberlerse efendim ona şefaatim vacip olur. Şimdi bu sahih midir değil midir, bu kısımlar bir yana, tartışmalar bir yana, çocuklarımızda biz bizatihi, kıymetli hocam altını çizdiğiniz gibi, bir manevi yoksunluğu orada bizatihi görmüş olduk. Bu arada kıymetli hocam, memleketimizin birçok noktasından selamlar var. O selamları da iletmek istiyorum, borçlu kalmak istemem. Trabzon'dan, Sivas'ımızın ilçesi Altınyayla'dan, Ankara'mızdan, Almanya'dan çok selamlar var. Hürmetlerini kardeşlerimiz iletiyorlar. Bu vesileyle ben de iletmiş olayım. Ankara'daki Ahmet Hamdi Akseki Camimizin kıymetli imam ve hatibi değerli Mansur Sağır Hocam da hasreten selam ediyorlar. Ve şu ifadeyi kullanmışlar, özellikle zikretmek istedim. Başkanlığımızın güler yüzü hocam diye ifade etmişler. Ben de hocama aynen katılıyorum. Allah razı olsun. Buradaki tasarruf, buradaki efendim cömertçe güler yüzünüz Allah razı olsun. Bizlere yeteri kadar aslında ailedeki tasarrufu ve israfı kapatan yönleri dile getirmiş oldu. Allah razı olsun. Hocam şunu ifade ederek ben hemen sözü yine size devretmek istiyorum. Bu anlattıklarınızdan şahsım adına şöyle bir netice çıkardım. İsraf sadece efendim parada veya suda veya efendim fiziki maddi şeylerde israf söz konusu olmuyor. Zannediyorum ailede, aile içerisinde özellikle çocuklarımızla münasebetimizde en fazla aslında maddi konudaki israfa veya tasarruf etmemizi gerektiren noktalara gelmemizde manevi boyuttaki israfımız etkin oluyor. Yani kalbi boyutta, efendim şükür boyutundaki bir manevi israftan aslında bahsedip ne diyelim, maddi israfın önüne buradaki adımlarımızla geçmek gerektiği kanaati bende hasıl oldu. İnşallah yanlış anlamamışımdır hocam. Doğru ifade ettiniz Fatih Hocam. Yani aslında Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman dört ayrı anlamda israfın ifade edildiğini hatırlatmıştık. Bu ayet ve hadislerden çıkan
Ortak noktamız şu. Bir, maddi anlamdaki israf hep akla geliyor. Ama işin manevi boyutunu da ihmal etmemek gerekiyor. Yani insanın israf edilmesi, aklın israf edilmesi, kalbin israf edilmesi, sevgi muhabbetin israf edilmesi, bunların da her biri üzerinde durmak gerekiyor. Yani çok zor bir şey değil Fatih Hocam. Mesela oturduk, kahvaltı yapıyoruz. Allah'ın verdiği nimetleri yiyoruz değil mi? Bu esnada işte muhabbetin gelişmesi noktasında ya Rabbi sen ne kadar büyüksün. İşte çok özür dilerim. İneklerin sütünden elde edilmiş şu tereyağı, şu kaşar peyniri ne büyük bir nimettir. Bakınız bu nimetlerin sahibini düşünerek ona teşekkür etmek, Allah sevgisini sürekli ailede canlı tutmak, Allah-u Zülcelal'e karşı bir muhabbet oluşacaktır. Bakınız Peygamberimiz Hazreti Muhammed eğitimde şunu çok önemsiyor Fatih Hocam. Konuşmayı öğrenen çocuklarınıza önce Allah'ı öğretin. Ve yine Efendimiz buyuruyor ki, Allah'ın verdiği sayısız nimetleri çocuklarınıza hatırlatarak ona olan sevginizi canlı tutun. Yani nimet sahibini bilmek, o nimetlerin arkasından teşekkür etmek ve o nimetleri veren Allah-u Zülcelal'e de kulluğumuzu hakkıyla yerine getirerek manevi anlamda tasarruf etmek. Ne demek? Bakınız parayı tasarruf ederek dünyada bir şeyler elde edebiliyoruz değil mi? Manevi anlamdaki tasarruflar da bize cenneti kazandıracaktır. İşte iman, ibadetlerdeki ihlas, Allah'ı zikretme, ona şükretme, onun verdiklerini Allah yolunda infak etme duygusu bizi cennete taşıyacaktır. Bu şuuru çocuklarımıza kazandırmamız lazım. Hatta muhterem hocam, aile fertleri yani çok zor bir şey değil. Bir tane kumbara oluşturarak bir sadaka kutusu değil mi? Yani şu bilinci verme, her gün oraya atılacak ufak harçlıklar, damlalardan nehirler oluşuyor, denizler oluşuyor. Yani nihayetinde o biriken paraları hatta çocuğa vererek çocukların infak duygusuna yönelmesi, işte bu ailede tasarruf bilinci. Yani sadece suyu kes oğlum demek, kızım demek yetmiyor. Elbette onlar da önemli. Bunun yanında gereksiz harcama duygusundan da uzak durmamız lazım hocam. İşte bunu hani dedik ya, eğitimsizlik, modanın bize dayatması, kapitalist sistem, işte mesela televizyonlardaki sürekli reklam çılgınlıkları çocuklarımızı bu yöne yönlendiriyor. Fatih Hocam, biz çocuklarımıza manevi doyumu veremezsek madden çocuk doymuyor. Bugün maalesef Müslüman ailelerin evleri efendim komünist Çin'in mallarıyla bozuk, hatta sağlıksız plastik malzemeleriyle, oyuncaklarıyla doldu. Yani biz bunların da hesabını vereceğiz. Yani bu ülke kazandıklarını tüketmemeli, israf etmemeli. Yani biz dışarıdan mal almakla, ben şuna bile üzülüyorum. İşte yeni bir telefon çıkıyor, kredi çekip gidip telefon alıyor. Bu israf değil mi? Hem de israfın büyüğüdür. Yani bir Müslümanın, bakınız manevi anlamda biz israfı iyi kalplere işleyemezsek günahları işlemek de kolaylaşıyor. Ne günahı? Yani işte iman noktasında da günaha giriyor, ibadetleri terkte de günaha giriyor. Aynı zamanda Allah'ın men ettiği işte faiz yasağını çiğniyor, efendim babanın vermiş olduğu parayı totoda lotoda harcıyor, piyango bileti alıyor, efendim gayrimeşru yola gidiyor. İşte bunlar israf değil mi? Çünkü biz Allah'ın verdiği nimetleri Allah yolunda tüketmez isek, ister bu nefes olsun, ister gözün bakışı olsun, ister kalpteki sevgi olsun, isterse cebimizdeki para harçlık olsun, işte Süfyan-ı Sevri Hazretlerinin dediği gibi, ne diyordu ifade? Az da olsa Allah'a itaatın dışında kullanılan her şey israftır. Bak çok önemli bir İlke koymuş Süfyan-ı Sevri'yi. Ve Allah onlardan razı olsun.
büyüklerimizi tanımak, büyüklerimizin yolunda yürümek de bizi güçlü tutacaktır. Ama biz çocuklarımıza bu şuur vermediğimiz zaman şikayet etme hakkımız da yok. E toplum bozuldu diyoruz, gençlik bozuldu diyoruz. Yani öyle acı olaylar, öyle sıkıntılı hadiselere şahit oluyoruz ki, yani bazen ben ümidi kaybedeceğim neredeyse. Ama benim imanım, inandığım Rabbim ümitsizliğe düşmeyin diyor. Biz bu toplumu değiştirme sürecinde ne yapabiliriz? Yani bir din hizmetinde bulunan insanlar olarak diye dertleniyoruz ama yanlışları gördükçe de hakikaten üzülüyoruz. Peki ne yapmamız lazım? İşte bu yanlışlıklara düşmemesi için aile çok önemli. İşte Diyanet İşleri Başkanlığımız da bu pandemi sürecinde bütün il ve ilçe müftülüklerimize aile seminerlerinin güçlü tutulmasını arzu etti. İşe aileden başlayacağız. Fatih Hocam, benim her zaman tekrar ettiğim bir güzel söz vardı. Güzel söz bana ait değil. Bir hocamıza ait, Marmara İlahiyat'tan eğitim, din eğitimi dersinde ifade etmişlerdi. Eğitim, aile, okul, toplum işbirliği içerisinde yürütülen bir süreç. Aile çok önemli. Yani bir toplumu en güçlü kılan müessese ailedir. Onun için ailedeki bu tasarruf yerleşmesi, israftan kaçınma, ibadet şuuru, alemlerin Rabbi olan Allah'a teşekkür şuuru, Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in örnekliğini, onun üsve-i hasene, yani mükemmel model oluşunu esas alarak onun yolunda yürümek, onun yaptıklarını bugün hayata aksettirmek, huzurlu bir toplum inşa etmek için paylaşmayı bilmek ve neticesinde gereksiz alım ve satımı terk etmek. Hocam şu anda herkes şikayetçi. İşte kar dolaplarımız dolu diyor. Giyemeyeceğim çeşitli ayakkabı diyor. Efendim yani evlerde o kadar çok israf var ki nihayetinde dün bir vaiz kardeşimiz ifade ediyor. Almanya'da görevdeyim diyor. İşte bir mülteci kardeşlerimize yardım için gündem oluştu. İşte giyilebilecek temiz olan eşyalarınızı getirin. Aman ya Rabbi diyor. Ne kadar çok eşya varmış. Yani o kadar çok geldi ki tırlarla gönderdik. Şimdi hakikaten insanlarımız işte kapitalist sistemin anlayışı içerisinde tüketim çılgınlığı diyoruz ya biz buna. Tüketim çılgınlığı. Tüketim çılgınlığının içerisinde maalesef inanılmaz derecede para harcıyor. Aynı insana diyorsunuz ki ya falan yerde bir cami yapılıyor. E, o camide bir tuğlan olsun. Falan yerde bir Kur'an kursu yapılıyor. İşte orada bir masa, bir sandalye alıver. Veya yetim, yoksul bir öğrenci üniversiteyi kazanmış. İşte Sivas'tan Ankara'ya gidiyor. Bu çocuğa aylık 100 lira burs veriver. Yok diyor, para yok. E be güzel kardeşim, para yok diyorsun ama evde giyemeyeceğin derecede eşyan var. Efendim hiç durmadan yine alıyorsun. Onun için uzmanlar diyor ki hocam burada da bir yere giderken önce ihtiyaçlarınızı belirleyin diyor. Yani benim ihtiyacım ne? Bu kampanyalar işte siz de bulundunuz Avrupa'da, Türkiye'de de artık bu moda oldu. Yaz indirimi, kış indirimi, hele hele şimdi de internet siteleri sürekli tüketim çılgınlığını pompalıyor ve ihtiyaç olsun olmasın artık insanlar saldırıyor ve kredi kartı neticesinde aile huzuru bitiyor. Bakınız biz toplumda huzuru bitirecek yanlışlıklara ışık tutan her şeye de karşı çıkmak zorundayız. Bugün sosyolojik, psikolojik bir araştırma yapın. Boşanmaların en büyük sebeplerinden birisi de bu gereksiz harcamaların neticesinde ödenemeyen kredi kartı borcudur. Bu konuda yani hukukçuların istatistiklerine bakalım. Nihayetinde o zaman alışverişe giderken ne yapacağız? Bir, ihtiyaçlarımızı önceden belirleyeceğiz. Neye ihtiyacım var? İhtiyacım olmayan bir şeye para vermeyeceğim. Başka? İhtiyacım var ve yararlıysa alacağım. Bana yarar sağlayacak mı? Aileme yarar sağlayacak mı? Başka? Yeteri kadar alacağız. İşte bu pandemi sürecinde Avrupa'yı seyrettiniz. Marketlerin tüm rafları boşaldı.
Allah'tan bizim ülkede böyle olmadı. Yani daha sonrasında ne yapıyor? İşte özür dilerim, unu, bulguru, işte almış olduğu malzemeler tarihi geçti, at çöpe. Ya çöpe atma hakkına sahip değiliz. E bunun da hesabını vereceğiz. Yani bir Müslüman ekmeğini çöpe atamaz. Ne yapacak hanımefendi? Onu kızartacak, kurutacak, galeta yapacak, bir şekilde değerlendirecek. Müslüman her hareketinden dolayı Allah'a hesap vereceği şuur içerisinde yaşayan insandır. Yani bana kimse dokunamaz, ben kazandım, ben harcarım mantığı yoktur İslam'da. Allah sana onu emanet verdi, emaneti yerli yerince kullanmak zorundayız. Başka? Efendim, karnınız aç iken diyor, zamanınız dar iken alışverişe çıkmayın. Niye? Zaman dar olunca hiç bakmadan atıyor sepete. Yok öyle bir anlayış. Efendim, insan aç olduğu zaman da hakikaten doymayacağını zannediyor. İhtiyaç olsun veya olmasın sepete atıyor. Neticesinde gerekli veya gerekli alıyor. Bu anlamda da tasarruf bilincini çocuklarımıza kazandırma anlamında işte çocuğumuza şunu söylemeliyiz. Bak, bu uzmanların ifadesiyle ne diyor uzmanlar? Paketlenmiş her ürünün çocuklarınıza zarar verdiğini biliniz, değil mi? Ben evet. Doktor değilim. Ben diyetisyen değilim ama okuyoruz, araştırıyoruz ki bunların zararını görürüz. O zaman çocuğun her istediği de alınmayacak. Yani yok demesini bileceğiz. Onlara ihtiyacı olanı, faydalı olanı, sağlığına zarar vermeyecek olanı tercih edeceğiz ve çocuklarımıza para harcamayı öğretirken tasarruf etmeyi, o paralardan da Allah için infak etmeyi, ahiret yatırımı yapmayı da düşüneceğiz. Veren elin alan elden üstün olduğunu, Allah için vermenin ahirete en güzel şekilde yatırım yapmak olduğunu söyleyeceğiz. Her zaman anlatırız değil mi tasadduk konusunda? Hazreti Ayşe annemize Efendimiz kesilen koyunu soruyor. Ne oldu diyor, bir koyun kesmiştik ya. Ya Resulallah, ön küre haricinde hepsini dağıttık. Desene koyunun ön küre haricinde hepsi bizim oldu. Yani ahiret alemine verilen her bir şey bizim karşımıza çıkacak. Bu anlamda da ben yiyeyim, ben içeyim, ben giyeyim. Allah korusun o yeme, içme ve giyme. Mesela ben şeyi de tasvip etmiyorum. Belki çok uzattım ama bu sosyal medyada yemek paylaşımları, efendim almış olduğu giysiyi paylaşma. Yani alan var, alamayan var. Bizim büyük hocalarımızdan, alimlerimizden duyduğumuz şuydu Fatih Hocam. Pazardan aldığınız herhangi bir meyveyi, bir sebzeyi, neyse veya bir ürünü şeffaf bir poşetin içerisinde evinize taşımayın. Göz hakkı vardır. Niye? O gözler ihtiyacı vardır, alamıyordur. O zaman herkese, yani kimin ne olduğunu bilmiyorsun. Al kardeşim, işte muz aldım sana da vereyim deme şansın olmayacağına göre aldığını görünmeyen bir pazar çantasıyla evine getireceksin. Göz hakkı olmayacak. Buna da dikkat edeceğiz. Özellikle de sosyal medyada bizi dinleyen kardeşlerimizden, o selam gönderen kıymetli kardeşlerimizden selamlarına aleyküm selam derken şunu da öğretmemiz gerektiğine inanıyorum. Biz başkalarının özeneceği yemek paylaşımı, giysi paylaşımı, eşya paylaşımının yanlış olduğunu, bunların nefsimizi okşayan, bizi gurura ve kibire, egomuzu, şeytani duygularımızı kabartan ve insanlara yukarıdan bakmaya sebep olan bu yanlışlıklardan uzak durmak için bunlardan da kaçınacağız. Aynı zamanda bu bir tasarruf bilincidir. Çünkü bir başkasında siz ne yapıyorsunuz? Durup dururken masrafa sokuyorsunuz. Ya işte koyuyor, diyor ki çocuğuma diyor, takdirname aldığı için diyor, son model bisiklet aldım, işte sosyal medyadan paylaşıyor. Öbür çocuk durmuyor, diyor ki bana da bisiklet alacaksın. Ya oğlum işte evde bisiklet var ya, yok onun modası geçti faraza. Biz bu yanlışlara da düşmeyeceğiz. Yani mümin
harcamalarında, davranışlarında özentiye düşmeyecek, israfa girmeyecek, infak ehli olacak, Allah'ın rızasını her zaman gözetecek ve nihayetinde nimetlere şükredecek, o nimetleri veren Allah ile bağını güçlü tutacak, çocuklarına da bu şuuru verecek, işte ailede anne ve baba en önemli modeldir. İbadetiyle, imanıyla, ibadetiyle, ahlakıyla, davranışlarıyla, hatta sofraya oturup kalkmasıyla anne ve baba evlatlarına karşı bir modeldir. Cenab-ı Hak iyi bir model olabilmeyi, iyi bir örnek olabilmeyi Rabbim bizlere nasip eylesin hocam. Amin, amin. Kıymetli hocam, programımızın bir çırpıda sonuna yaklaşmışız. Zannediyorum Instagram'da şöyle bir saatten sonra bir kesilme durumu söz konusu olabiliyor. Ben şöyle hemen bir hızlı toparlama ve son sözlerinizi alarak istemeyerek de olsa programı bitirmek durumundayım. Hocam israfın... Estağfurullah hocam. Estağfurullah hocam. Hocam yani tasarruf bilinci derken biz israfın Kur'an açısından, nebevi perspektif açısından bir değerlendirmesini yaptık. İsrafın maddi manevi boyutuna dikkat çektik. Örnekler vermeye çalıştık. Çocuklarımızda, evimizde efendim israf başlıkları nelerdir, bunlar nasıl önlenebilir? Bir hayli konuyu da bu vesileyle değinmiş olduk. Allah razı olsun. Bir kardeşimizin de şu mesajı dikkatimi çekti. Zannediyorum bahsettiğiniz bütün bu güzellikleri içerisinde toplayan bir mesaj. Aslında Müslümanın kulluğu en büyük özgürlüğüdür. Dolayısıyla tasarruf demek, israftan kaçınabilmek demek Müslümanın kulluğunu %100 gerçekleştirebilmesi, muhabbetullahı, marifetullahı, hikmeti hayatında hakim kılabilmesidir diyor. Allah razı olsun, teşekkür ediyoruz. Kıymetli hocam, ben şahsım adına, müftülüğümüz adına, programda emeği geçen bütün kardeşlerimiz adına, Sivaslı kardeşlerimiz, dünyanın birçok noktasından bizi takip eden, ülkemizin birçok noktasında dinleyen, müstefid olan kardeşlerimiz adına canı gönülden teşekkür ediyorum. Zaman ayırdınız. Hakikaten müstefid olduk. Yani gerçekten zaman nasıl geçti anlamadık. Şahsım adına da birçok kazanımlarımız oldu. Ben son sözlerinizle inşallah programı nihayete erdirmek istiyorum değerli hocam. Kıymetli hocam, ben de tekrar Sivas İl Müftülüğümüze, müftümüz başta olmak üzere bütün din gönüllüsü, hademeye hayrat olan, din hizmetlerinde çalışan kardeşlerimize, şahsınıza teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Tabii Sivas başta olmak üzere yurt dışında şu anda bizi izleyen kardeşlerimiz, ülkemizde izleyen kardeşlerimizin her birine muhabbet ve sevgilerimi iletiyorum. Allah-u Zülcelal ailelerine huzur versin. İsrafın olmadığı, kulluğun zirveye çıktığı, imanın kalplere hakim olduğu, dilin zikrettiği, kalbin şükrettiği, gözlerin Kur'an hakikatlerine yöneldiği, alemlere rahmet gönüller sultanı Efendimizin evlerde rehber olduğu, bereketin coştuğu, huzurun inşa edildiği evler olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Tekrar hepinizi muhabbetlerimle, sevgilerimle, saygılarımla selamlıyorum. Allah-u Zülcelal bizi kulluğunda daim eylesin. Habibine, amin, sallallahu aleyhi ve selleme cennette komşu eylesin. Bizi rızasından ayırmasın. Kur'an'a ve sünnete sarılan salih kullarından bizleri de ayırmasın. Allah sizden de razı olsun. Amin. Kıymetli hocam, bu canı gönülden dualarınıza biz de canı gönülden amin dileklerimizle katılıyoruz. Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar, hayırlı geceler diliyoruz hocam. İnşallah bir başka programda tekrar buluşmak ümidiyle hocam. Allah razı olsun inşallah. Hayırlı akşamlar. Hayırlı geceler diliyoruz hocam. Allah razı olsun. Günlerimizden. Kıymetli izleyicilerimiz, Sivas Müftülüğümüz, Aile ve Dini Rehberlik Büromuzun katkılarıyla Ailede Tasarruf Bilinci başlıklı yayınımıza birlikte olduk. Katkılarınız için, takibiniz için Allah razı olsun. Canı gönülden teşekkür ediyoruz. Bir başka programımızda buluşmak üzere dualarınızı rica ederek hepinize Allah'a